kafanda bitirmezsen bir şeyleri sen. Zaten buradaki de ikisi arasında gider gider Seda gelirsin. Seda sen arıyor, bir açayım mı? Aa, ne istiyor? Alo. Alo. Arkadaşlar yani, canlı yayında ve Seda ve bir şey söyleyeyim mi sana? Ne? Seda mı arıyor? Evet. Ve yani, şu an canlı yayındayım, telefonu açtım biliyorsun. Ve hemen evlenmediler biliyorsun. Herkese değil mi? Selam söylüyor. Onu çok öpüyorum. Dün çok göremedim. Öpüyorlar seni. Ben bugün savcılığa gidiyorum onun yüzünden. Çekmemiş mi hala davalarını? Bir şimdi açıyorum sesini, bunu dinlettireceğim. Bekle bir dakika. Söylesene ona. Bak savcılığa gidiyorum. Aç. Bir saniye dur. Söyle Seda Sayan son söylediğini. Hayır, seninle barışmam bir olay oldu. Yeşim'i arayıp verdiğim sıkıntıdan dolayı özür dilerim demem bir olay oldu. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Herkes herkesi kavgalı olmasını istiyor. Evet. Böyle bir dünya var mı? Ya bravo. Ya bravo. Seda. Ben böyle bir sıkıntı verdiysem tabii ki arayacağım, özür dilerim. Buna neden olduğum için özür dilerim. Demek kadar güzel bir şey var mı ya? Sedacığım ben onlara biz bakmayalım, boş versen. Yani ben neye üzülüyorum biliyor musun? Ben bugün savcılığa gidiyorum. Sen çekmedin mi davaları? Çektim. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda bu kadar kötülükle beslenen bir ben, evet. Seda Sayan'la barıştıktan sonra bana da öyle. Çok insan o kadar rahatsız oldu ki. Ben burada çünkü dedim ya. Yazıklar olsun evet. Ya. Bu nasıl bir dünya olmuşuz? Nasıl bu kadar kötülükle beslenir olmuşuz? Olabilir, insanlar hata yapar. Özür dilemek bir erdemdir. Düzeltmek bir erdemdir. Kardeş kardeşle kavga ediyor. Yani bu kadar... Biz kanlı bıçaklı mıyız? Benim yeşim sakınlı. Hayatım boyu bir sorunum olmamıştır, olamaz. Aynen, ben de aynısını söyledim zaten. Dün bir arkadaşımdır. Nedir yani? Ne olacak? Benim kim konuşuyor Seda? Seda kim konuşuyor? Arkadaşlarımız avuçlarımızın arasından kayıp gidiyorlar. Teker teker. Günah. Üzülüyoruz. Seda kim konuşuyor? Ya şeyde Beyaz TV'ye bağlandım. Bir şey yok, tamam. Dediler ki acaba neden özür dilemiş dediler. Ben de bağlandım. Neden özür dilediğimi yeşim, duyuyor musun beni? Duyuyorum, diyorum bir tane. Mehmetciğim, öpüyorum seni. Merhaba de. Sedacığım, canım. Canım benim, canım kardeşim, çok öpüyorum. Yeşimden neden özür dilemiş dediler. Ben de bağlandım. Dedim ki neden özür diledim, anlamamışlar. Çünkü benim röportajım var, çıkışta anlatıyorum orada. Evet. Onu, belki onlar kaçırdı. Dinlemiyorlar, dinlemiyorlar Seda. Dinlemiyorlar çünkü. Ben de bağlandım, dedim ki. Ben dedim Yeşim Salkım benimle ilgili konuştu. Beni yanlış anlamış. Benle ilgili konuşunca ben de konuşmaya saldırdım. Avukatım da bana bu şeyi attığında ben de onu olduğu gibi o kararı Instagram'a koydum. Sosyal medyada paylaştım. Kızım ne TC kimlik numarasını, ne adresini, ne ismini silmeden aptal gibi paylaştığım için Yeşim Salkım sıkıntı... Bak böyle anlattım aynı. Yeşim Salkım sıkıntıya soktuğumuz kızcağız bir kızını evlendirdi ama bir yavrusu var, ev taşıyor. Ben buna sebebiyet verdim. Basından öğrendim. Siz magazinci arkadaşlarımızdan öğrendim dedim. İnanamadım öğrendiğim dedi. Çok üzüldüm ve çok hasta olduğum halde hemen Yeşim'i aradım. Yeşim'cim buna sebebiyet verdiğim için çok üzüldüm. Bana o gün anlattı. Özür dilerim dedim. Bana o gün anlattı aynen bu şekilde. Evet. Nereden sonra seni aradım hatırla. Evet. Sana anlattım. Evet. Aynen. Yeşim de dedi ki sağ ol, bunu söylemem bile. Çağfedir Sedacığım. Dedim ki bak Yeşim, bana düşen bir şey var mı? Yapabileceğim bir şey var mı Allah aşkına? Şurada kaç kişiyiz bak, gidiyor. Aynen. Arkadaşlarımız gidiyor. Şu anda bile duygulanıyorum. Lerzan sen biliyorsun seninle barıştığımda nasıl ağladığımı. Evet. Nasıl bazı şeylerin ortaya çıktığında, önüne serildiğinde hayatım, senin şaşkınlığını. Sedacığım bak yıllar geçiyor. Yaşımız ilerliyor. Dediğin gibi ölüm var. Zaten o gün sana da dedim ya ben. Senin böyle bir şeye dedim ihtiyacın yok ki. Yok ki. Kızın artık 26 senedir. Yani ben sadece dedim. Hani onu ilk konu kaldı. Zaten dedim bak dün de söyledim. Seda'ya güvendi. Çünkü Seda kimseyi dedim. Herkesi koruyan bir kadındır. Seda dikkat eden bir kadın olduğu için de bunu tercih etti. Hadi sıkıyorsa başka programlara bağlansaydı dedim. Seda'ya bağlandı. Seda dedim hatta bak uzaklaştırma kararı varmış, konuşamadı dedim. Bütün bunları söyledim ben. Dedin evet, bunu da ben sana söyledim. Evet. Sen bunu şunu bunu niye peki bunları sormadın dediğinde Selen'e de aynı şeyi anlattım. Dedim ki bakın konuşma kararı, konuşmama kararı aldırdılar benimle ilgili. Evet. Anladınız bir mı? Şey söyleyeceğim Seda sahip... Sayan, niye insanlar insanların barışmasına bu kadar nefretle ve kinle? Bilemiyorum. Ha, bilemiyorum. Niye? Çünkü benim sana, Yeşim'e ya da her kimse
Baydan'dan başka gece zararım olabilir mi? Gece gecesinde evet. Yanıma geldi. Sen kendin söyledin bana. Yanıma geldiler, dediler ki, yanımıza geldiler. Ay bu şey, bu sahne çok enteresan. Ya bizim yan yana oturuyor olmamız. Niye enteresan? 10 kişi yemin ediyorum sana. Tek söyledikleri şey, ay ne enteresan bir sahne. Ne kadar enteresan. Niye biz? Bir tek ağladı, duygulandı. Zerrin Özer. Evet. Ya. Hayır biz şey yani şey gibi, ama ben dün söyledim, kavga ediyoruz, niye kavga ediyorsunuz diyorlar. Evet. Barışıyoruz, niye barışıyorsunuz enteresan diyorlar. Yani. Ha, ben enteresan. Ne yapacağımı şaşırdım. En iyisi var ya, hiç yemin ediyorum ben de ne yapacağımı şaşırdım. O yüzden hiç fazla takılmamak lazım. Sen üzme kendini, takılma. Tövbe tövbe, ben de ne yapacağımı şaşırdım diyor. Benim bir sorum var. Peki. Yeşim de Mehmet de duysun bunu. Lerzan'la ikimiz yemek yerken Lerzan dedi ki, kız dedi 12 yıldır konuşmuyoruz. Dedi. 12 yıldır küstüz biliyorsun. 2006'dan beri. Evet. Bence dedim ki aptal, 12 yılı senin çaldılar, benim değil dedim. Demedim mi sen? Ama benim de çalmadılar. Yani herkes kendi canrında işini yapmaya devam etti. Evet, ama sadece, işte sonuçta gereksiz bir şey oluyor. Olabilir ama yani anlatabiliyor muyum? Yani neticede Seda Sayan'la 12 yıldır barışık olsaydık da görüşecektik, edecektik. Ama hakikaten insanların böyle negatiflikleri daha çok sevdiğini, yani işte daha çok bununla beslendiğini anlamış oldum. Peki şeyi sorguluyorlar Sedacığım, yani hani Yeşim'le barıştın, Lerzan'la barıştın, altında bir şey mi arıyorlar? Seda Sayan bir neden şey barış? Evet. Ne arıyorlar işte? Arıyorlar. Ne mesela? Bilmiyorum hayatım, bilmiyorum, bir şey arıyorlar. Niye barışmıyor? Ben Yeşim'le Beyman'la ne geçtik? Ne oldu? Ne geçti ki, ne olacak? O sadece bizim, benim Gülben'le yaşadığım şeyin arasında kurban oldu kadın. O kadar işte. Ah kıyamam, kurban mı oldun sen? Ay, benim alakam yok. Ay kıyamam. Butundan yolla, butundan yolla. Bana bak, butundan yolla. Bana bak, taşınıyorum, bana bak. İlk 6 ay kiram sana ödeyecek. Bak ilk aldı ne diyor biliyor musun? Taşınıyorum diyor, ilk 6 aylık kirasını sen ödeyecekmişsin. Veririm, o biliyor. Evet. Bilmez miyim? Bana bak, şaka yapıyorum. Kurban. Bana bak Seda Sayan, kurban mı oldun? Butundan yolla, butundan yolla. Butundan yağlı kısmından yolla. Yolla. Yayından sonra bekliyorum, yolla. Seviyoruz seni. Sedacığım çok teşekkür ediyoruz. Seviyoruz seni çok. Seviyoruz. Hadi çıkışta konuşuruz. Harikasın. Öptüm. Sağ ol. Hadi öptüm, bay. Hadi bay. Sağ ol canım, sana da. Sana da. Ya dün bana yazılanlar zaten Seda ile alakalı. Hani nasıl tükürdüğünü yaladın da bu da. Dedim ki ya kadın. Koskoca dedim Seda Sayan telefonda bana açıp demiş ki ya Yeşim, bir yanlış anlaşılma oldu, özür diliyorum, aptal mısın, aptal mısın, nasıl koydum ben bunu dedim demiş. Ne yapayım peki dedim, ne yapmamı önerirsiniz dedim ya. Ayrıca hani siz her şeyi öneriyorsunuz ya dedim, onu yap, bunu yap, şöyle de yapın böyle. Ay çok delisi. Şimdi bak, Demet Şener olayını sonlayalım, bitirelim. Demet'le İbrahim 4 sene sonra evlendi. Hemen nasıl? Evlenmediler. Evet. Ama birlikte bir yere gittiler. Atina'ya mı gittiler, hatırla? Tamam. Tabii. Demet Şener'le yaşadılar ama hemen evlenmediler. 4 yıl sonra evlendiler. Evet, 4 yıl sonra. Bunları atlamayın. Bak, eğer orada da ayrılabilirlerdi. Ben Demet'le şu an konuşmuyorum bakalım tabii, bu arada. Bak. Tamamen kendi kişisel fikrimi söyledim. Ha, hayır, ben bak şimdi bilmeyenler var diye anlatıyorum. Bilinmeyenler var. Bu olay böyle değil. Onlar tanışıyorlar. 4 yıl sonra nikah masasına oturuldu. Demek ki İbrahim 4 yıl sonra bu kızla evlenmeyi seçti. Demet'le akalını da seçmedi. Şimdi bu bir Demet akalının kötü bir kadın olduğunu göstermez. Tabii canım, herhalde. Anlatabiliyor muyum? Olmaz, bazen denk gelmez, bazen yan yana gelmez, bazen de gelir. Şimdi Demet Şener'le evlendi. Demet Şener de çoluğunu çocuğunu yaptı, oturdu. Bir de ayrıca şu anda oturduğu ev zaten yaklaşık 15 milyon TL falan tabii ediyor. Canım. Hiç de açta açıkta değil. Onu da söyleyelim yani. Öyle bir durumu üstelik yok Demet Şener'e. Üstelik bir de bir şey söyleyeceğim. Para almadı mı? Çok az bir para daha aldı. Daha kesinleşmedi o kadar. Daha kesinleşmedi. Onu almadı ama daha. Çocuklarının nafakasını da aldı. Ayrıca Demet Şener bugün güzel bir program yapıp döner. Demet Şener eski çok iyi bir modeldir. Açar, kıyafetler modadan yapar, anlar. Onu yap, modadan anlar. Ya kime yani göre, niye aç göre kalsın işsiz, arkadaş? Anladın mı? Anlatabiliyor kime göre muyum neye göre yani? İşsiz, aynen. Anladın mı? Niye aç kalıyor? Kimse açta açıkta değil. Sen merak, bir tek sende yok o paralar, Demet Akalın. Hepimizde var da biz edepli davranıp göstermiyoruz şekerim. Anlatabiliyor muyum? Bizde de var yani. Hani o kadar kalmasa da az çok var. Sen de olmaz mı? O taşlar ne oldu, o taşlar? Evet, gitti. Çok enteresan gitti o taşla. Şeyler gitti yaşıyoruz. O taş. Resmen yayında Seda Sayan, Lerzan Mutlu'yu aradı. Yaka mikrofonundan canlı yayını aldık ya. Seda Sayan'a. Aynen. Sorularımızı da sorduk. Çok teşekkür ederiz Seda Sayan'a. Evet, şimdi bu biliyorsunuz çocuk tacizleri, istismarları çok gündemde.
parıltılı dünyanın insanları, ünlüler diyelim, bununla ilgili çağrılarda bulunuyorlar. Demet Şener bizi seyrediyor. Hepinizi öpüyor. Çok çok teşekkür ediyor. Biz de seni öpüyoruz Demet'ciğim. Seni seviyorum. İzleyelim bakalım ünlüler.